Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam ne yapalım? Bu akşam fırında köfte yapacağız. Reddedilmeyecek bir yemek. İzmir köfte diyorlar. Benimki birazcık daha değişik bir stiller olacak arkadaşlar. Önce köftemizi yapalım. Ben 750 gram kıyma aldım. Bir tutam maydanoz doğradım. Şu boy bir soğan. Buna yeterli arkadaşlar. Bir miktar da ekmek için var. Bu ekmek içine şimdi ısıracağım. Azıcık ekmek içi, biraz bayat bunlar yumuşasın. Ve tuzla karabiber. Başka bir şey yok. Yoğuralım, ebatlarını göstereceğim arkadaşlar. Köftelerimizi güzelce yoğurduk. Bunda köfte yoğurmak önemli. Bu kıymada arkadaşlar bir daha tekrar edeyim. Bir daha söyleyeyim. Her zaman söylüyorum. Bu tip yemeklerde özellikle fırın yemeklerinde falan kuzu dana kaburga. Kaburgadan çektirin. Kıymanın güzeli kaburgadan olur arkadaşlar. Şu şekilde köftelerimizi bir şekil verelim. Ebatımız bu olacak arkadaşlar. Köftelerimizi yaptık arkadaşlar. Bir tepsiye yağlı kağıdı, fırın pişirme kağıdını koyuyoruz. Köftelerimizi yerleştiriyoruz. Önce fırında pişireceğiz. Fırında köfte yapıyoruz. Fırında pişirmemiz gerekiyor tabii ki. Bakıyorum bazı arkadaşlar video çekmişler. Fırında köfte yapıyorlar, yağda köfte kızartıyorlar. Olmaz. Önce fırında, bunun tadını almak için fırında pişireceğiz arkadaşlar. Bunu böyle dizip 200 derece pişirmiş fırına atacağız. Köftelerimiz pişerken sosumuzu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar soğanı rendenin ufak kısmından geçiriyoruz. Şöyle biraz sıvı yağla hafiften dolduruyoruz. Soğanlarımız biraz pembeleştikten sonra arkadaşlar yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası. Şimdi böyle bir güzel kavuruyoruz. Salçanın birazcık kavrulması yemeklere lezzet katar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz kaynatıp açtırdım. Yoğunluğuna baktım. Şimdi buna bir bardak daha ilave ediyorum. Bakıyorum. Fırında pişireceğimiz için buharlaşmayı da hesaplayalım. Yani ne yaptım? 2 bardak su daha ilave ettim. Bunu kaynayınca hemen kapatıyoruz. İstediğiniz miktarda tuz ekleyebilirsiniz. Köftelerimiz bir miktar pişti arkadaşlar. Çok da kızartmayayım dedim ama biraz kaçtı sanki. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Bunları borcam da ben bir daha pişireceğim. Şöyle alıyorum. Bir köfte, bir patates. Bir köfte, bir patates olarak dizeceğim arkadaşlar. Bakın patatesleri kızarttım ama yarı yarıya kızarttım. Tam kızartmadım. Tam yumuşatmadım. Şimdi fırında pişecekler, biraz daha yumuşayacak. Arkadaşlar şimdi köftelerimizi yerleştirdik. Patatesler kızarmış. Ayrıca iki tane patatesi böyle çok ince doğradım. Bir miktar tuz atıyorum bunlara. Böyle güzelce karıştırıyorum. Bunlar böyle kenarda duruyor. Şimdi buna sosumuzu döküyoruz. Şöyle. Sosumuzu döktük arkadaşlar. Şu ince doğradığımız patatesleri de sosun içine atıyoruz. Suyla beraber onlar da pişecek fırında. Çok ince doğradım bunlar arkadaşlar. Dikkat edin de kalın olması pişmez. Çünkü fazla bir fırında tutmayacağız. Şöyle. Bunlar da bir yandan kimisi kızaracak, kimisi sosun içine yumuşayacak. Çünkü bu yemek bol patatesle yenir.
Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Zaten köftelerimiz aşağı pişmiş olduğu için şöyle dilim dilim doğradığımız domatesleri böyle üstüne atıyoruz. Bunlar hep fırında pişecek. Çeyrek çeyrek doğradığım biberleri de şöyle atıyorum. Köftelerimiz pişmez diye korkmayın arkadaşlar. Çünkü bayağı pişirdik onları. Patateslerimizi zaten yarıya kızartmıştık. Bu şekilde ilk defa deniyorum. Şöyle her tariften biraz farklı yapayım dedim. Bakalım nasıl olacak. Fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar. Köftemiz pişti. Gördüğünüz gibi patatesleri sosun içinde pişti. Bunların lezzeti ayrı. Bu patateslerin lezzeti ayrı. Hepinize afiyet olsun.